Bismillah. Mesine Efendi'nin Nimet İslam adlı eserde Hayız nifas hali yani adet görmek ve loğus ilgili konuları işlemeye devam ediyoruz. Hayız ve nifas ile sekiz şey haram olur. Yani adet görme ve loğusalık, doğumdan sonra oluşan loğusalıkla ilgili sekiz şey haram olur. 1. Namaz 2. Oruç Sıhhatin şartı mevcut olmadığı için bunlar haiz ve nifas halinde sayı olmaz. Malum olsun ki haiz ve nifas namazın hem vücubunu hem de cevaz ve sıhhatinin şartını men eder. Orucun yalnız sıhhat ve cevazını men eder vücubunu men etmez. Hürmeten e, adem sıhhat lazım gelmemekle müellif sahi ol, olmazlar kaydını dahi ziyade etmiştir. Ve şüphe yoktur ki bir şeyi men etmek onun kısımlarını dahi men etmek e, anlamına gel, gelmek olsa hayız ve nifas halinde olan kadınlar tilavet secdesi yani namaz yasak olduğu gibi namazın bir bölümü olan secde etmekte yasak olduğunda tilavet secdesi ve şükür secdesi dahi memnudur yani yasaktır. 3. Ayet okuma Meğer ki zikri ve senayı veyahut duayı e, müştemil bulunan ayetleri zikir, sena ve dua kastıyla okumuş olan Yani ayetleri okumak e, yasaktır, haramdır. Ancak e, zikir, sena ve dua e, içerikli ayetleri zikir, sena ve dua kastıyla okursa bu halde beis yoktur. Hatta Fatiha suresini ve içindeki dua manasını olan sahir Kur'an ayetlerden birini Kur'an kastetmeyerek dua tarihiyle okursa bir beis yoktur. Yani o ayet okuma gibi haram olmaz. Hükmü ve haberi müştemil bulunan ayetler zikir kastıyla dahi okunamaz. Yani hüküm ve ahkem ayetleri ya da bir şeyi haber veren ayetler zikir kastıyla okudum dese bile bu caiz olmaz. Bir bir ayetin alt kısmı hakkında tas, tasih muhte, muhteliftir. Yani bir ayetin alt kısmında e, ki işin aç, e, detaylı açıklaması farklıdır. E, muhtar olan yani tercih edilen görüş men'in mutlak olmasıdır. Yasağın mutlak olmasıdır. Zira hadis-i şerifte hayızlı ve cunup Kur'an'dan bir şey okuyamaz buyurmuştur. Lohusa dahi hayız gibidir. Dördüncü yasak olan şey e, messi ayet yani ayete dokunmak. Yani ayete el sürmek. Dokunmak gerek kağıtta gerek e, para para gerek duvarda yazılı olsun zira yani ister duvarda yazılı olsun, ister kağıda olsun, ister parede olsun e, ayette ona temiz olmayanlardan başkası dokunamaz buyurulmuştur. Meğer ki bir kılıf ile e, mesledilmiş ola o kılıf e, Kur'an ve onun havi olan cilt gibi hayilden ayrı ola yani şimdi bir e, taşımak için omuza asılan bir kılıf içine koysa ve bu kılıf da cilt ciltten bağımsız bir kılıf olursa e, o zaman e, o kılıfa dokunabilir. Meğer ki bir kılıf ile mesedilmiş olan. Kavlin sahihi böyledir denmiş. Bunun dipnotu var. Onu okuyalım. Yanmak veya suya ba batmaktan korumak gibi zaruretler hürmet hükmünde e, müstesnadır. Yani e, Kur'an'a e, işte cünüpün haiz veya da nifas olanın değmesi haramdır ama te, elle temas etmesi fakat Kur'an'ın yanma tehlikesi, suya batma tehlikesi gibi onun hürmet edilen bir şeyden koruma amaçlı olursa bu bir istisnadır. bunu da izini vermiştir. Kur'an'ın tercümesi dahi aslı hükmündedir. Yani bir Kur'an meali de Kur'an hükmündedir. Ayet ile Mus'af'ın farkı şura, şuradadır. Mus'af'ın e, yazıdan hali olan yerlerine dahi e, hadesli el süremez. Yani bir Kur'an Mus'afı olan bir kimse e, yazılı olmayan bölgelerine dahi elini e, süremez. Mus'af'ın madasında yani Mus'af dışında bir kağıda ayet yazılıysa, e, memnu olan e, nefsi ayetin meslidir. Yani ayet olan yerine dokunmaktır. E, ayet ile takip bir ayetin mağdurunu messetmek memnu olmadığından, yani ayet olmayan, ayet bulunmayan bir yerine değmek yasak olmadığından e, Kadıhan'ın fetvalarında e, harbi ve zimminin e, kıraat, kıraati bahsinde zikir ki harbi veya zimmi e, Kur'an, fıkıh ve ahkam e, talibi olur. Olur ise ihtida etmek ümidine mebni talim olunur. Yani e, normalde e, Kur'an'ın kendisine değmesi yasaksa da e, hidayeti e, olması umuduyla kafir, zimmi, harbi talebe olursa ona talim, eğitim yapılabilir. Velakin Mustafa dokunmaktan men edilir. Yani ancak Mustafa Kur'an Mustafa'na değmesinden men edilir. Meğer ki gusül etmiş o Ancak gusül ederse o takdirde men olmaz. İçinde musaf bulunan hurca veya heybeye yaslanmak e, yahut yolda onun üstüne e, binmek korumak için oldukça oldu, mekruh olur. Yani koruma amaçlı bir şekilde olursa mekruh olur. Evet. Mustafa değmeyi de okuduk. Beşinci yasak olan hayız ve nifas gören yani adet ve Lohsa olan kadına beşinci yasak olan mescide girmektir. Çünkü hadis-i şerifte mescid cunup ve hayız diye helal olmaz buyrulmuştur. Lohsa da hükmü de hayız gibidir. Adetlik gibidir. Muhaşi yani dipnot düşen alim der ki mescidin Kabe'ye şumulu olur. yani Kabe'yi de içine kapsar bayram ve cenaze namaz kâhlarına olmaz. Yani mescide girmek haram olsa da e, bu yasak e, bayram ve ce, cenaze namazları için kılınan yerlere e, e, kapsayıcı olmaz. Sadece mescide girmek yasaktır. dürerde memnuniyet e, yani yasaklık girmek zaruret yokluğuyla taklit olunmuştur. Yani e, cünüpün, haizlinin, adet görenin ya da loğus olanın nifasın e, mescide girmesinin yasaklığı zaruret olmamasıyla kayıtlı olmuştur. Eğer evin kapısı mescide yakın olmak gibi bir zaruret olur ise mescide girmek memnun yani yasak olmaz. Altıncı konu yasak olan e, adet ve nifas görene. Kabe'nin tavafıdır. Mescide girme haram olduğu gibi, tavaf dahi haramdır. Tavafın sıhhati, hadesten taharete mütevakkuf olmadığından ve diğer tabir ile tavafta e, taharet kemalin şartı olduğundan, gerek küçük, gerek büyük olsun alel itlak, yani buna bağlı olarak, hadesten taharet etmeden tavaf e, sahi ise de Beyt-i Muazzama'nın şeref ve tavaf salat gibidir hadis şerifinin e, şeyine, hükmüne binaen tavafın taharetsiz olanı haram ve tavaf evsafının tefayütü ve ahtasının ihtilaf, ihtilafı bununla ilgili hadislerin e, farklı tavaf eden için mucibi zebi veya mucibi nahır yani hayvan kesmek e, ve e, kan akıtmak mucibi sadakadır. Yani bun, bu tavafı e, gusül olmamış cunup için efendim hayızlı hanım için adet gören ya da nifas olan hanım için tavaf etmek e, yasak olsa haram olsa da yaptığı tavaf, e, sıhhat inşaatı oluşmadığına geçerlidir ama yapılan şey, Kabe'ye tazim açısından haram olmaktadır. Ve bunu yapan kişiye de, e, haçta bunu yaptığı için e, bir hayvan boğazlayıp e, sadaka vermesi gerekir. Meğer ki, tavaf rükün rükûn, e, ı nahirden e, taharetle iade oluna yani tav, tavaf e, tekrar temizlendiğinde iade olursa nitekim kitab-ı hasta müstakilen bu konu zikredilecektir. 7. Yedi. 7. haram olan yani hayz ve nifas olan hanımlara 7. Ha haram olan şey cimadır. Hayz ve nifas halinde olan zevcesine muameleyi zevciyede bulunan kimseye müstehap olan, bir yahut yarım dinar sadaka vermek, tövbe etmek ve bir daha da bu işi istememektir. Dinar altın sikledir ve yarım altın lira değerindedir. Evet. Zevci için bu halde e, mübaşeret haram olduğu gibi, zevce içinde de fiile Temkin, nefis etmek, yani kendini bu fiile bırakmak, mesela kocası için yapmak haram olduğu gibi, kocasının bu yaptığı şeye teslim olmak da hanıma haramdır. E, firasının ayırma hiç de layık olamaz. Yani e, adet olan, nifas olan e, ayrı yatmak diye bir şey e, uygun değildir. Fakat e, haram olan nedir? Cinsel ilişkide bulunmaları duhur şeklinde e, haramdır. Sekizinci şey göbek altında ve diz kapağına kadar mahallelerde e, istinfa yani ayeti kerimede temizleninceye kadar onlara yaklaşmayınız ayeti buyurulmuştur. Hadis-i şerifte de leke kal izar izarın üstü e, sana helaldir anlamında varit olduğu için göbeğin üstü yani e, intifa denilen yani diz kabağı göbek arasında göbeğin üst kısmı helaldir. Asıl da böyle yazılı olup e, dipnotta muhaşi merhum e, bunun hidayede e, musahhah yani daha e, tahsih ediz daha açıklayıcı olduğunu söylemiştir. Sonra muhitte ve cami e, temurda temur taşide e, musafı yen ile tutmak indel am amme mekruh olmaz demiştir. Çünkü e, memnu olan müs, müs O da e, bila hali el ile bir mübaşere olup yani yasak olan budur diyen olmuştur. Yani bu e, Kur'an-ı Kerim'e e, eli değmeyip de işte elinin ceketinin yeniyle değmesi konusunda böyle bir açıklama olmuştur. E, bu konuyla ilgili devam edeceğiz. Başka bir sohbette buluşma dileğiyle.